Vladimir Ay ya, kurt gibi acıktım, yemek daha hazır değil mi? Tamam fakir, sabret, biraz hazırlanıyor yemek. Bugün harika planlarım var. Kimseyi çaktırmadan şuraya gireyim. Evet, bu fakirin telefonu olmalı. Fakir görmeden almalıyım bunu. Hadi bakalım. Şöyle şunu hemen alayım. Şunu tamamdır, kaçıyorum. Of, benim telefonum nerede ya? İçimde kötü bir his var ama. Neyse, şarjda unuttum galiba. Bir dakikacığım arkadaşlarım. Videoya kısa bir ara veriyoruz. Çünkü challenge bölümündeyiz. 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olanlar yoruma ben yaptım yazıyor ve kocaman bir Herobrine kalbi kazanıyor. Herkes hazırsa saymaya başlıyorum. Hop, 1, 2 ve 3 bitti arkadaşlar. Bakalım kimler yapabildi. Yorumlarda görüşürüz, macera devam etsin. Evet, bakalım fakirin telefonunu ele geçirdi. Bakalım kimlerin numarası var. Oha, Kerem Komiser, Zengin, Arda, Rüzgar, hepsinin numarası var. Siz şimdi görürsünüz bakalım. Hemen şu Kerem Komiser'e bir mesaj atalım. Evet bakalım, hemen yazıyorum. Kerem Komiser, sen bir korkan tekisin, hiçbir suçluyu yakalayamazsın. Sen simin tekisin, hop gönder bakalım. Bugün de çok sıkıcı bir gün ya, Allah Allah. Ha, mesaj geldi, kimden acaba? Bu fakir korkak Kerem Komiser mi? Ne diyor lan bu? Korkak Kerem Komiser, sen hiçbir suçluyu yakalayamazsın. Sersemin tekisin. Ulan fakir, ben de bu lafları sana yedirmez miyim? Sen şimdi görürsün, mahvedeceğim seni. Kerem, nereye gidiyorsun? İmzalanması gereken belgeler var. Bırak şimdi belgeleri, tamam mı Aslı? Benim biraz işim var. O fakire gününü göstereceğim. Gel buraya fakir. Oo, bu tavuk da harika gözüküyor gerçekten. Eline sağlık Miray. Şunu hemen bir tadayım ya. Afiyet olsun fakir. Beklediğine değdi bak. Tabi değmez mi? Oh, mis gibi kokuyor. Aha, kapı çaldı. Ulan kim geldi şimdi ya? Miray, sen birini mi bekliyordun? Hayır fakir, kimin geldiğini bilmiyorum. Allah Allah, kim geldi bu saatte? Tam da yemeğe oturuyordum ya. Allah Allah, kimmiş bakalım bu? Geldim geldim, patlama. Aa, hoş geldin Kerem Komiser dostum. İçeri gelmez misin? Çok güzel tavuk var. Demek tavuk var, dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Şimdi gösteririm sana tavuğu. Kerem Komiser dostum, iyi misin? Ne diyorsun anlamıyorum. Merak etme, şimdi anlatacağım sana. Al bakayım bir tarafı, al bakayım. Şunu da al bakayım. İşte böyle şunu da al, bir daha bana öyle mesajlar çekecekmiş. Al bakayım şunu da. İşte bu, anladın mı şimdi, anladın mı? Allah Allah ya, biraz sakın gözüme gözükmesin, senin gibi bir arkadaşım yok benim. Of, ne oldu ya, niye dövdü şimdi bu beni? Fakir, iyi misin fakir, neler oluyor? Kerem Komiser niye yaptı bunu sana? Olamaz, hastaneye gidelim mi? Sakin ol Miray ya, ben iyiyim, niye yaptı bilmiyorum. Ulan alt tarafı bir tavuk yiyecektik ya. Evet, her şey planladığım gibi gidiyor. Bu fakirin telefonunu ele geçirmem çok iyi oldu. Bakalım sıradaki kurbanımız kimmiş? Evet bakalım, sıra Zengin'de, hemen yazıyoruz. Evet Zengin abicim, sen dünyanın en kötü abisisin. Bu arada sersemin de tekisin, koca kafalısın. Hop gönder bakalım, işte tamamdır. Bak bak, Barbie fakirin bana yazdığı mesajı görüyor musun? İnanamıyorum, onu bir bulayım var ya, döveceğim onu, mahvedeceğim. Zengin saçmalama, ne yazmış olabilir? Sen dünyanın en kötü abisisin, sersemin tekisin, koca kafalısın. Bak bak neler diyor bana. Saçmalama fakir, böyle bir şey yazmış olamaz. Yazmış işte, yazmış. Bak fakir gönderdi diyor. O yazmış hepsine. Göstereceğim ona gününe. Of ya arkadaşlar, Kerem Komiser sizce bana niye saldırdı? Hiçbir şey anlamadım. Durup dururken saldırdı. Ne oluyor olabilir acaba? Zaten telefonumu da bulamadım. Kesin bir yerde düşürdüm. Neyse, bir Zengin abimlere gideyim de bir kafam dağılsın, muhabbet sohbet ederiz. Herhalde Kerem Komiser bir şeye sinirlendi arkadaşlar. Yoksa onu tanıyorsunuz. O böyle bir şey asla yapmaz yani. Evet bakalım Zengin abicim, evde misin Zengin? Aha. Lan bu kapıdaki Zengin mi? Zengin abi, niye ses vermiyorsun Zengin? Ne oluyor bunlar ya? Dur bir şey, kapıyı açayım. Zengin merhaba abicim, nasılsın? Hiç iyi değilim fakir. Nasıl olsa ben bir sersemim, öyle değil mi? Ne diyorsun abicim? Niye kendine sersem diyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Bir de yüzsüz gibi buraya geliyorsun. Şimdi gösteririm sana gününü. Ulan ben de senin kemiklerini sıkmaz mıyım? Al bakayım şunu, gel bakayım. Al bakayım şunu, al bakayım. Kardeş var. Hemen alırım ayağımın altına, seni sersem seni. Bir daha gözüme sakın gözükme, sersem fakir. Arkadaşlar bunu hak etti, öyle değil mi? Kesinlikle hak etti bunu. Ya Zengin sen ne yapıyorsun? Bir dinleseydin önce kardeşini ya. Dinleyecek bir şey yok. O bunu hak etti, bana o lafları söylemeyecekti. Of arkadaşlar, ne yaptım ben buna? Hem Kerem Komiser hem Zengin. Ulan şamar oğlanına çevirdiler beni döve döve.
Galiba artık beni bu şehirde istemiyorlar. Yavaş yavaş toplanıp gitsem iyi olacak. Evet, her şey tam istediğim gibi gidiyor. Fakir yavaş yavaş şehirden ayrılmaya başlayacak. Güle güle fakir, sonun yaklaşıyor. Her şey bittiğinde bu şehrin yeni belediye başkanı ben olacağım. Ve şehri ben yöneteceğim. Daha bitmedi, sırada Arda var. Evet bakalım, Ardacığım, senin gibi bir oğlum olduğu için utanıyorum. Seni sersem hiçbir işi beceremiyorsun. Bundan sonra gözüme gözükme, seni evlatlıktan reddediyorum. Güle güle. Arkadaşlar, en iyisi Miray'la konuşayım ve valizlerimizi toplayalım. Yavaş yavaş bu şehirden ayrılacağız artık. Belediye başkanlığından da istifa ediyorum. Görünen o ki artık beni kimse sevmiyor burada. Gören beni dövmeye kalkıyor. Bu şehir benim her şeyimdi. Niye böyle yaptılar hiçbir şey anlamıyorum. Ben kötü bir şey mi yaptım onlara? Miray çabuk hazırlan. Artık bu şehirde daha fazla kalamayız. Fakir, ne diyorsun sen, iyi misin? Bak yine ağzın yüzün morarmış. Ne oldu sana yine? Önemli bir şey değil. Zengin abimle tartıştık biraz. Fakir, ne oluyor, sen birine bir şey mi yaptın? Niye sana bunu yanları yapıyorlar? Galiba artık bu şehirde istenmiyoruz Miray. Topla valizini ve gidelim buradan. Tamamdır, hemen topluyorum. Of, nereden geldi bunlar başımıza ya? Baba, bunu bana nasıl yaparsın? Bunu bana nasıl yaparsın? Arda, oğlum sakin ol, ne oluyor, ne diyorsun sen? Sana inanamıyorum, beni sevdiğini sanıyordum. Bundan sonra ben de bu evde yokum, tamam mı, gidiyorum. Arda oğlum, dur, nereye gidiyorsun? Fakir, ne oluyor? Hayır, artık çocuklarımız da bizi sevmiyor Miray, bize yol gözüktü. Of. Arkadaşlar, bana hiç mantıklı gelmiyor. Fakir durup dururken niye böyle bir mesaj atsın? Duyduğuma göre aynı mesajı zengin Arda'ya falan da atmış. Bu çocuk ne yapmaya çalışıyor böyle? Bu işin içinde bir iş varmış gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha? Bu ses de ne? Arka taraftan geliyor. Siz de sesi duydunuz, öyle değil mi? Evet, şu taraftan geliyordu. Dur şu gizli geçitten hemen bir açalım bakalım. Şöyle neler oluyormuş burada. Bakayım. Ha? Bu... Korkunç Baldi. Arkadaşlar, elinde de bir telefon var. Neye gülüyor bu böyle? Bir şeyler ters gidiyor. Bir dakika. Galiba şimdi anladım. O telefon fakirin telefonu. Bize mesaj atan da fakir değildi. Baldi, mahvedeceğim seni. Baldi, mahvedeceğim seni. Göstereceğim sana gününü. Ne yaptığını anladım, tamam mı? Ne yaptığını anladım. Evet, al bakayım sana zaten. Al bakayım şunu. Olamaz fakir dostum. Hadi Miray, şehrin çıkışı bu tarafta. Gidelim bir an önce. Ama fakir, yanımıza hiçbir eşya bile almadık. Boş ver, çocuklara daha fazla lazım olur Miray. Hepsini onlarda bırakalım, tamam mı? Ha? Ne oluyor burada? Kerem komiser zengini, hepiniz burada ne yapıyorsunuz böyle? Sana bir özür borçluyuz fakir. Evet kardeşim, seni dinlemeden kalbini çok kırdık. Söylediklerim için özür dilerim babacığım. Tüm bunları yapan Baldi'ymiş. Korkunç Baldi, senin telefonunu çalmış. Telefonum? Evet ya, telefonumu bulamamıştım, demek ondaymış. Fakir kardeşim, biz büyük bir aileyiz. Lütfen bizi bırakma. Evet babacığım, seni çok seviyorum. Fakir amca, sen bu şehirde çok seviyorsun. Lütfen bizi bırakma fakir amca. Olamaz canım ailem, sizi asla bırakamam. Arkadaşlar, çok duygulandım. Demek her şey o Baldi'nin başının altından çıkmış. Merak etmeyin, hiçbir yere gitmiyorum. Ailemi asla bırakmam. Arkadaşlar, size çok ama çok teşekkür ederim. Bana inanan sadece siz vardınız. Neyse, umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın, güle güle. Bye bye.